Değerli kardeşlerimiz, sorularla İslamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle: Kim ve düşmanlık, hak ve hakikate zulüm müdür? Evet, bir müminin diğer müminlere karşı kim beslemesi ve düşmanlık yapması, Allah'ın hak ismine karşı bir zulüm olduğu gibi hakikate karşı da bir zulümdür. Dolayısıyla bir mümin Kin ve düşmanlık beslemekle mümine karşı farkına varmadan hakka ve hakikate karşı zulüm etmiş olur. Mesela bir gemide 10 tane masum insan bulunsa veya herhangi bir evde 10 tane masum, günahsız, suçsuz insan bulunsa ama işlerinde bir tane de günahkar ve zalim insan olsa şimdi bir insan o öfkelendiği insan yüzünden o gemiyi batırsa veya o gemiyi yıksa veya yaksa o içeride bulunan 10 tane masum insana onların hakkına karşı haksızlık etmiş olur. Zulüm ve düşmanlıkta bulunmuş olur. Dolayısıyla Allah'ın bir evi ya da Allah'ın bir gemisi hükmünde olan bir insanın da bedeninde, vücudunda iman gibi, İslamiyet gibi nice masum ve günahsız sıfatlar, özellikler bulunmaktadır. Ama bu arada o gemi hükmünde veya ev hükmünde olan o bedende de belki hoşumuza gitmeyen ve bizi rahatsız eden bazı kötü sıfatları bulunabilir. Şimdi o kötü sıfatları yüzünden o bedene düşmanlık etmek, kim beslemek, bir açıdan o gemide bulunan güzel sıfatlara karşı da düşmanlık ve kim beslemek hükmüne geçiyor. Dolayısıyla o müminde bulunan iman, İslamiyet, komşuluk, belki namaz, abdest, belki Kur'an okumak gibi nice güzel özelliklere karşı kin ve düşmanlık yapmış oluyor ve farkında olsun veya olmasın o hakka ve hakikate karşı zulüm etmiş oluyor. Dolayısıyla bir müminde eğer hoşumuza gitmeyen, bizi rahatsız eden bir kötülük varsa sadece ona karşı odaklanmamız gerekiyor ve onu da asla kişiye düşman olarak değil o hastalığa düşman olarak o kardeşimizi lütufla ıslah etmeye çalışmak gerekiyor. Bu ince hassasiyeti fark edersek o zaman Kur'an-ı Kerim'de geçen şu ayetin manasını daha iyi anlarız. Rabbimiz bize şöyle dua etmemizi emrediyor. Rabbimiz bizim kalbimizde müminlere karşı bir kin ve nefret bulundurma, barındırma. İşte bu duayı Cenab-ı Hak bize hem dilimizle hem kalbimizle hem tavır ve davranışlarımızla uygulamayı cümlemize nasip eylesin.